M46 evet. FL Akademi'nin 26. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Hüseyin Atalan. Şu sıralar bildiğiniz gibi bir pandemi sürecinin ortasındayız. Biz bu sürece biraz bir göz atmak istedik. Fakat biraz daha farklı bir bakış açısıyla bakacağız. Biraz daha politik taraflarını inceleyeceğiz bugün. Önce konumu tanıtayım. Sayın Doktor Nuriye Orta. Taylı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam demeyeceksin diye anlaşmıştık. Abla diyebilirsin ama neyse. İyi akşamlar herkese. Ben Doktor Nuriye Ortaylı. Ankara Fen Lisesi 1977 yılı mezunuyum. Liseden sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim 83 yılında. Mecbur hizmete gittim. 90 yılında da yani 86-90 arasında Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştım. Kadın doğum uzmanı oldum. Sonraki yıllarda İstanbul'da çeşitli kurumlarda görev aldım. En son çalıştığım kurum İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim Araştırma Birimi'ydi. Bu o zaman için zamanının çok ilerisinde nitelikli ve bütüncül hizmet vermeye çalışıyordu kadın ve çocuklara. O yıllar içinde çeşitli danışmanlıklar da yaptım Orta Doğu'da, özellikle Orta Doğu'daki değişik ülkelerde ve halk sağlıkçılarla birlikte çalıştım. Zaten halk sağlığı çok sevdiğim bir alandı. Onun üzerine daha da bilgimi pekiştireyim ve bütünleştireyim diye 2001-2003 arasında Johns Hopkins'te Amerika'da halk sağlığı master yaptım. Ve ondan sonra uluslararası sağlık alanında çalışmaya başladım. Önce Orta Asya'da. Sonra Kafkasya'da, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde çeşitli programlara danışmanlık yaptım, yürüttüm, tasarladım, değerlendirmeler yaptım. 2004-2005 yılında da Dünya Sağlık Örgütü'ne katıldım Cenevre'de. 2005-2008 arası orada çalıştım. Sonra New York'ta Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na kıdemli danışman olarak, kadın sağlığı konusunda danışman olarak gittim. New York'taki yıllarımda çok kötü yönetildiği için genelde çalıştığım örgütler bu işin iyisi nasıl olur diye merak edip kamu yönetimi master'ı yaptım New York Üniversitesi'nde. Evet. Ve yani nüfus fonu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nu değişik platformlarda temsil ettim. Çeşitli bölgelerde, bütün ülkelerde örgütlüdür hemen hemen. İşte Afrika'da, özellikle Batı Afrika'da, Karayipler'de, Güney Amerika'da, Asya'da çeşitli programların hazırlanmasında, değerlendirmesinde çalıştım. Ama ondan daha çok da küresel anlamda kadın sağlığına daha çok kaynak ayrılması için savunuculuk yaptım. Bu konudaki politikaların, küresel standartların geliştirilmesiyle uğraştım. 2015 yılında artık biraz ailevi nedenlerle, biraz da Türkiye'ye dönmek istediğim için Türkiye'ye geldim, ayrıldım Birleşmiş Milletler'den ve bu korona sürecine kadar çeşitli ülkelere, sağlık bakanlıklarına program değerlendirmesi, işte stratejik plan yapılması, bütçe yapılması gibi konularda danışmanlık veriyorum. En son Irak'a gitmiştim. O iş yarım kaldı maalesef. Hem Irak'taki protestolar vesaire nedeniyle hem de korona salgını başlayınca. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben önce bir salgının en başından bir özetlemek istiyorum salgının. İlk önce 26 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bir doktorun önüne 4 tane zatürre vakası geliyor.
Önüne gelen o 4 zatürre vakasında 3'ü zaten aynı aileden. İlk önce bir şüpheleniyor. 27 Aralık'ta ise 3 tane daha böyle vaka gelince Eyalet Halk Sağlığı İdaresi'ne bildiriyor bu durumu. İş biraz daha bürokrasiye geçtiği için biraz geçikmeli olarak 31 Aralık'ta Pekin bilgilendiriliyor. Merkez bilgilendiriliyor. Onlar da 24 saat içinde Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendiriyor. Burada bu bir zatürre için kullanılan tanım şu: SARS'a benzeyen şüpheli zatürre şeklinde bildiriliyor. Zaten bu salgın, zaten bu hastalığa yakalanan insanların ortak noktalarına bakıldığında, çünkü oradan yenilmiş olma ihtimali olduğunu düşünüp, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü 5 Ocak'ta ilk açıklamasını yapıyor. Bilinmeyen nedenle pnömoni olarak tanımlıyor. Yani zatürre olarak tanımlıyor. Belirtilerini belirtiyor aynı yayında. Hastaların hepsinin karantinaya alındığını ve onların bağlantılarını da araştırılarak onların da karantinaya alındığını söylüyor. Sonra 7 Ocak günü virüsü izole ediyorlar. Ondan 5 gün sonra 12 Ocak'ta ise virüsün genotipi çıkarılıyor ve dünya çapındaki birçok araştırma merkeziyle paylaşılıyor. Daha sonra 13 Ocak'ta, ondan bir gün sonra ilk tanı testi bulunuyor, geliştiriliyor. Aynı gün ilk yurt dışı vakası da açıklanıyor. Tayland'da Wuhan kentinden gelen bir Çinli kadın açıklanıyor. 14 Ocak'ta ise Dünya Sağlık Örgütü bir basın açıklaması yapıyor. Bu virüsün insandan insana iletiminin mümkün olduğunu, olabileceğini belirtiyor bu basın açıklamasında. Daha sonra 22 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü bir kurul topluyor ve bulaşıcılığının kanıtlandığını söylüyor. Dikkatli olmamızı söylüyor bu konuda. 23 Ocak'ta ise Wuhan kenti karantina altına alınıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Herkes evine geçiyor. 30 Ocak'ta ise Dünya Sağlık Örgütü toplantı gerçekleştiriyor ve bu toplantının sonucunda Uluslararası Halk Sağlığı acil durumu ilan ediliyor. O süreçten 11 Mart'a kadar çok bir gelişme olmuyor, fakat benim önemli bulduğum bir yer var ki 16-24 Şubat arası birçok ülkeden uzmanlar Wuhan'ı ziyaret ediyorlar ve doktorlardan bilgi alıyorlar. Yani burada Nijerya'sından, Rusya'sından, Amerika'sından birçok ülke burada yer alıyor. Daha sonra zaten 11 Mart'ta pandemi ilan ediliyor. Tabii ondan bir gün önce de bizdeki ilk vaka açıklanıyor. Pandeminin tanımına gelirsek, pandemi nedir? Pandemi daha yeni çıkmış bir salgının, hastalığın dünya çapında yayılmasına verilen isimdir. Evet hocam, buradan şuraya geçmek istiyorum. Çok fazla Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsettik. Dünya Sağlık Örgütü nedir? Tam olarak açıklayalım. Hüseyin, çok güzel özetledin bence. Gerçekten yani fen liseliler olarak biz bir de işin bilimsel tarafına bakmamız lazım. Evet. Bu süreç gerçekten bilimin nasıl ilerlediği konusunda bize çok iyi bir örnek olabilir. Belki ileride derslerde bile okunur. Önce gözlem, bildiklerinle karşılaştırma, bildiklerine uymuyorsa kuşku duyma, sonra daha çok gözlem yapma ve bunları analitik yaklaşma gibi bir şey görüyoruz değil mi? Bir doktorun önüne birkaç vaka geliyor, evet. Şeylere tam benzemeyen, bunların arasında bağlantı kuruyor. Birkaçı aynı, iki kişi aynı aileden. Sonra biraz daha soruşturuyor, yani ilk 7-8 vakanın 3 tanesi Wuhan canlı hayvan pazarıyla alakalı. Bunun üzerine daha ne olduğunu bile bilmiyorlar ama işte sağlık otoritesi gidip 1 Ocak'ta Wuhan canlı hayvan pazarını kapatıyor, oradan bulaşan bir şey olabilir diye. Sonra yavaş yavaş işte daha çok hasta olduğu ortaya çıkmaya çalışıyor ve çok hızlı bir şekilde, aslında düşünürseniz mesela son zamanlarda geçirdiğimiz, son 20 yılda geçirdiğimiz bir pandemi HIV AIDS'de AIDS sendromu tanımlandıktan çok uzun bir süre sonra virüs etken bulunabildi. Bunda yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirilmesiyle vakanın
Virüsün izolasyonu arasında 7 gün var. 7 günün içinde çok hızlı bir şekilde etkenin ne olduğunu buldular. Ve ondan sonra bir de bunu dünya ile paylaşma var. Yani çok hoş bir bilim insanları arasında bir dayanışma. Buldukları virüsün gen haritasını, gen dizilimini diğer önemli bilim merkezleriyle paylaştılar. Yani nasıl bilgiyi yavaş yavaş karşımıza çıkan bir problem karşısında nasıl yavaş yavaş bilgiyi topladığımız konusunda bence çok güzel bir örnek oluşturuyor. Bir sürü başka iyi tarafı da var. Şimdi tabii Dünya Sağlık Örgütü bütün bu şeylerin ortasında yer aldı. Doğal olarak zaten en önemli görevlerinden birisi de budur. Dünya Sağlık Örgütü fikri ilk olarak 1945 yılında Birleşmiş Milletler, yani İkinci Dünya Savaşı bitip de dünya ülkeleri yeni bir düzen kurma, barışı koruyacak bir kurumlaşma, kurumsallaşma düşünmeye başladığında çeşitli ülkelerin diplomatları bir de uluslararası bir sağlık örgütü olması gerektiğini düşünmüşler. Çünkü dünya artık birlikte hareket ediyor ve sağlıkta sınır tanımıyor, sınırları geçiyor sağlık tehditleri. Onun için bir ortak yapı, bunu idare edecek, yönlendirecek bir ortak yapı düşünmüşler. Bütün insanlığın birikimini temsil edecek, koordine edecek vesaire. Herhalde işte bu fikirler yavaş yavaş olgunlaştı ve 1948 yılında anayasası yazılıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün. Hedef olarak da kendisine misyon olarak da bütün insanların ayrım gözetmeksizin ulaşılabilir en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını koyuyor anayasanın en başına. Anayasayı imzalayanlar arasında iki Türk var. Bir tanesi İhsan Doğramacı, kaybettiğimiz hocamız, meşhur Hacettepe'nin ve Bilkent'in kurucusu. Bir tanesi de dönemin müsteşar yardımcısı gidecekmiş ama onun yerine o hasta olduğu için o dönemki genç bürokratlardan biri katılmış, şimdi ismini hatırlamıyorum. Ama iki Türk'ün imzası var o anayasada. Yani 50 imzalayıcı ülkeden, ilk imzacı ülkeden birisi Türkiye'de. Kurucu üyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü merkezi, herkes onu bilir daha çok, genel merkezi Cenevre'de. İşte böyle modern bir bina, özellikle zamanı için oldukça avantgard sayılabilecek bir bina. Orada sanıyorum 1500 civarında insan çalışıyor. Bir genel direktörü var. Adını biliyorsunuzdur. Tedros Ghebreyesus. Kendisi Etiyopya'nın Sağlık Bakanı'ydı. 2012'ye kadar, 2005-2012 arasında sanıyorum. Çok başarılı bir Sağlık Bakanı'ydı. Herkesin, özellikle de Amerikalıların çok övdüğü bir Sağlık Bakanı'ydı. 2012'den sonra 5 yıl süreyle Dışişleri Bakanlığı yaptı. Aynı zamanda diplomasiyi de çok iyi bilen birisi. İşte sanıyorum kaç, 3 yıl önce şeye, Dünya Sağlık Örgütü'ne seçildi ve genel kurul tarafından seçilen ilk başkandır, ilk genel direktördür. Daha öncekilerin hepsini yönetim kurulu adayları eler, bir tane adayı onaylamak için genel kurula sunardı. Tedros'u birçok adayın arasından genel kurul doğrudan seçti. O anlamda politik desteği, arkasında politik desteği çok güçlü olan, sevilen, bilinen birisi. Hem diplomat hem sağlık bakanı olarak. Şimdi herkes Dünya Sağlık Örgütü'nün o işte genel merkezinin çok yetkili falan olduğunu sanıyor. Değil, orası sekreterya. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sekreteryası orası. Onlar nasıl diyeyim, bir anlamda işleri, ayak işlerini yapan insanlar orada çalışıyorlar. Esas karar alıcı organı Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Asamblesi denen üye ülkelerin hepsinin gönderdiği delegasyonlar. Bu delegasyonların içinde sık sık sağlık bakanları da olur ya da çok yüksek düzeyde temsilciler olur, bakan olmasa bile. Onlar karar verirler. Yani onlar politikaları onaylarlar, onlar bütçeyi onaylarlar. İşte onlar başka genel direktör seçildiğinde onaylarlar. Her şeyi oradaki ülkeler yapar. Şu anda 194 üyesi var yanılmıyorsam, yine bir ekip
fark olabilir ama 194 üye ülke var Dünya Sağlık Örgütü'nde ve dolayısıyla asamblede, Dünya Sağlık Asamblesi'nde. Tabii bu kadar büyük bir yapının çok her şeyi hızlı yapması mümkün değil. Onun için bir de ayrıca seçilmiş yönetim kurulu vardı. Yönetim kurulu yılda iki kere toplanır. Ocak'ta ve Mayıs'ta asambleden biraz önce. Aslında yönetim kurulu her şeyi hazırlar. İşte planları vesaireleri, bütçeleri ve geçmişte genel direktör adayları arasında seçimi de o yapar ve sunar onaylamak için asambleye. Asamble bunları tartışır ve onaylar. Asamble çok önemli bir olaydır. Yani sadece oradaki resmi toplantılar değil, aralarda, arkalarda, yan odalarda bir sürü küçük grup olur. Orada bir sürü şey kotarılır aslında. Yani dünyanın sağlık sorunlarının geleceğe ilişkin vizyonlar oralarda çatılır. Oralarda lobi faaliyeti yürütülür. İşte ülkeler birbirleriyle ittifak yaparlar. İşte yeni öneriler getirirler vesaire. Böyle hareketli, hem eğlenceli hem yorucu, bazen de sıkıcı tabii resmi olduğu için bir dönemdir o. Çok önemli key speakers, yani ana nasıl diyeyim, konuşmacılar çağrılır her sene. Ben oradayken mesela Prince Charles gelip bir konuşma yapmıştı. Benden önceki yıl ben orada yokken Castro konuşmuş. Onu çok kaçırdığım için çok üzülmüştüm ama saatlerce konuşmuş. 6 saat mi 7 saat mi uzun konuşmasıyla bilinirdi. Çok fazla. Hep böyle enteresan bir takım insanları, yani vizyonu, orada bulunan insanların vizyonunu geliştirebilecek liderleri çağırırlar. Onlar konuşurlar. Hoş olur. Şimdi dediğim gibi karar vericiler Dünya Sağlık Örgütü'nde ülkeler. Şey değil, yani sekreterye değil, genel direktör de değil. Esas ana hattı şey yapanlar, kuranlar onlar. Yönetim kurulunda da 34 üye olur. Bunlar teknik kapasitelerine, yani uzmanlıkları için oraya seçilirler ama genellikle ülkeleri temsil eder. Yani hepsi birer ülkeyi temsil eder ve rotasyoneldir. 3 yılda bir üyelikler yenilenir. Türkiye'de mesela bir dönem Türkiye'den bir kişi de vardı yönetim kurulunda, tam da ben Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışırken değişir. Şimdi peki kararları kimler en çok etkiliyor? Yani bütün her kuruluş için ama en çok da uluslararası kuruluşlar için hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler ya, bu kuruluşlar için de geçerli olan şey kimden para aldığını söyle sana kim olduğunu söyleyeyimdir. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesi yaklaşık 4,5 milyar. Bu paranın önemli bir kısmı tabii ülke ofislerine gidiyor. Onu söylemeyi unuttum. Genel direktörün dışında 6 tane bölge direktörü vardı. Bölge yöneticisi ya da başkanı vardı. İşte Pasifik, Batı Pasifik, Güneydoğu Asya, Akdeniz bölgesi, Avrupa, Afrika ve Amerikalar. Bu genel bölge direktörlerinin hepsi o bölgedeki ülkelerin oylarıyla seçilir. Dolayısıyla kendilerini en az genel direktör kadar önemli kabul ederler. Peki onun lafını da her zaman dinlemezler. O bölgelerin yönetimi konusunda da dolayısıyla üye ülkelerin, o bölgedeki ülkelerin lafı çok önemlidir. Bunları şundan söylüyorum. Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelere çok dayanan bir örgüttür. Yani onları memnun etmek zorunda kalan bir örgüttür. Çünkü bütün kuruluş yapısı buna dayanır. Bir ikincisi, parası nereden geliyor? 4,5 milyar gibi bir bütçesi var. 2018-2019'a baktım. Bu paranın yaklaşık %15'ini Amerika veriyor. 450 milyon dolara yakın parayı Amerika veriyor. İkinci en büyük finansör kim biliyor musun? Gates Vakfı. Bill ve Melinda Gates'in kurdukları vakıf. O da %12'sini veriyor bütün bütçenin. Üçüncü finansör Gavi. Gavi nedir? İşte aşı alyansı. Bu bir kamu özel ortaklığıdır. Orada da Amerika'nın, Gates'in vesairenin lafı en çok geçer. Yani ilaç şirketleri vesaire de vardır ama onların payı daha az sanıyorum. Dolayısıyla üç ana
Para kaynağı bunlardır. Ondan sonra İngiltere gelir %8 galiba katkısı. Almanya gelir %5. Sonra işte yavaş yavaş diğer Avrupa ülkeleri, İskandinavların bir miktar vardır katkısı. Bunlar gelirler. Birleşmiş Milletler'in diğer kuruluşlarından da bir miktar para gelir ortak programlar için. Mesela Çin'in 2018 bütçesinde katkısı ne kadar biliyor musunuz? %0.20. Şimdi geçenlerde politik atışmalar başlayınca şey dedi Çin, ben daha çok para vereceğim dedi. Ne kadar daha çok verecek? 40 milyon dolar. Yani Amerika'nın verdiğinin onda birini daha verecek. İşte %1'e falan çıkacak bütçedeki payı. Öyle yani Türkiye'de 0.09 mu ne? Yani Çin'den biraz sonra geliyor Türkiye'nin payı da. Bu zaten normal ödemesi gereken ayda. Dolayısıyla hani para bu kaynaklardan geliyor. Ve işin kötü tarafı, çok şikayet etti Dünya Sağlık Örgütü'nün, giderek bu para şartlı veriliyor. Yani al bu parayı kullan sen, örgütün uygun programı planı dahilinde denmiyor. Al bu parayı sen işte sıtma için kullan. Al bu parayı sen alkolizm için kullan. Böyle gayet sınırlı şeyler için veriliyor ve de bu örgütün yönetimine ve iyi çalışmasını çok etkiliyor. Yani çok olumsuz yönde etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü herkesle birlikte çalışmaya çalışır. Yani sağlıkla ilgili olan her kesimi, her sektörü temsil etmeye çalışır içinde. Hemen bütün kurullarında işte hem STK'lardan hem devlet, yani hükümetler tabii en önemli ortağı. Sağlık Bakanlıkları en önemli ortağı. Aynı zamanda patronu Sağlık Bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü'nün. Bunun dışında diğer devlet kurumlarıyla da işbirliği yapar. STK'larla işbirliği yapmaya özellikle son 20-30 yılda çok önem veriyor. İlaç endüstrisiyle işbirliği yapmaya çalışır. Yani özel sektörle de bir alakayı sürdürür. Tabii ki dünyanın önemli araştırma merkezleriyle ve akademiyle çok önemli işbirlikleri var. Çeşitli meslek kuruluşlarıyla birlikte çalışır. Diğer Birleşmiş Milletler ajanslarıyla birlikte çalışır. Çok geniş bir ilgili kitleyi bünyesinde barındırmaya çalışır ve tabii bunu dengeler içinde yapması lazım ve diplomatik bir şekilde yapması lazım. Hiç kimseyi kızdırmaması lazım. Basınla da iyi geçinmeye çalışır. Onun için tabii biraz ağır aksak çalışır. Bu kadar çok insanı memnun etmeye, bu kadar çok kurumu memnun etmeye çalışırsanız hızlı karar almanız çok güçleşir. Kararları nasıl alır Dünya Sağlık Örgütü? Yani program, politika vesaire konusunda genel kurul karar veriyor. Ama biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün en önemli görevi standartları ve normları oluşturmak. En önemli görevlerinden bir tanesi. Bunu her zaman, yani sanmayın ki o binada çalışan 1500 kişiden biri yapıyor. O insanlar onun taslaklarını hazırlayabilirler en fazla. Bütün önemli teknik kararları uzman kurullar aracılığıyla alır. Bu uzman kurulları nasıl seçer? Gerçekten dünyada bilinen, bu konuda yayın yapmış, rüştünü ispatlamış bilim insanlarının arasından seçer. Burada da bir denge gözetmeye çalışır. Dünya Sağlık Örgütü'nün her 6 bölgesinden de insan çağırmaya çalışır. Yani sadece Amerikalıların, sadece Avrupalıların, sadece Afrikalıların olduğu bir kurul olamaz. Her bölgeden insan çağırmaya çalışır. Yaş dağılımına dikkat etmeye çalışır. İşte cinsiyetler arası dengeye dikkat etmeye çalışır. Yalnızca kadınlar, yalnızca erkekler olmasın, dengeli bir karışım olsun diye çalışır. STK'ları ilgilendiriyorsa konu mutlaka oralardan temsilciler bulmaya çalışır. Mesela kadın sağlığıyla ilgili bizim yaptığımız bütün toplantılarda mutlaka birkaç kadın STK'sının temsilcisi de oluyordu. Haklarını savunsunlar kadınların diye. Abuz kararları almasın bilim adamları tek başına diye. Sonuçta bu kurullar her zaman karar verir. Pandemi olduğuna da bu kurullar karar verir. Yani 20 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü çağırıyor uzman acil işler komitesini, içinde salgın hastalık uzmanlarının vesaire olduğu komitesini. Onlar eldeki veriye bakıyorlar ve diyorlar ki bu henüz bir uluslararası halk sağlığı tehdidine benzemiyor. Elimizde yeterince kanıt yok diyorlar.
Bunun üzerine 30 Ocak'ta tekrar topla, yani 10 gün sonra tekrar buluşmak üzere ayrılıyorlar. Ama işte Tedros kendisi, genel direktör kendisi Çin'e gidip durumu görünce acele bir şekilde dönüyor. Gününden önce onları toplantıya çağırıyor ve işte 30 Ocak'ta uluslararası bir halk sağlığı acil durumu diye ilan edildi. Keza pandemi kararını da yine aynı kurul bazı kriterlere uyarak veriyor. Yani bunların hepsi belli uzmanlar tarafından yapılıyor. Lafı çok uzatırsam ve sıkıcı hale gelirsem hem seyirci dinleyiciler mesaj atsınlar yeter kesti. Hem de Hüseyin lütfen sen de uyar. Bence gayet açıklayıcı ve yeterli oldu. Hani ne çok aşırıydı ne çok azdı, bence tam kararında oldu. Yani buradan anlayacağımız kısacası Dünya Sağlık Örgütü emir veremez. Bir danışma organıdır değil mi? Evet. Ha, bununla ilgili birkaç komik şey anlatayım. Mesela yani sosyal medyada gördüğüm şeyler bunlar. Bir ara mesela şey dolaştı. Sanıyorum Nisan sonu falan Mayıs mıydı? İşte Dünya Sağlık Örgütü çok kızmış Türkiye'ye. Ölümleri gizliyorsunuz siz falan yapmış, böyle parmağını sağlamış. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir şey hayatta yapmaz. Deli mi? Yapmaz yani. Yani genel direktör yapmaz. Türkiye ile çalışan insanlar, yani Türkiye ile veya herhangi bir ülkeyle çalışan ülkeler, insanlar son derece dikkatli davranırlar. Bir hata görseler bile bunu böyle hani çok diplomatik bir şekilde söylerler. Hiçbir şekilde şunu şöyle yap, bunu yap. Böyle bir yetkisi yok Dünya Sağlık Örgütü. Evet. Egemen olan ülkeler. Ülkeler karar verirler. Dünya Sağlık Örgütü ancak teknik bazı bilgiler verebilir. Diyebilir ki mesela işte bize gönderdiğiniz şeyler, mesela sayılar, atıyorum bilmem neyle birbirini bir şu tutmuyor. Acaba hesaplamada, bildirimde ya da işte kayıtta bir şey oluyor olabilir mi? İsterseniz biz size teknik yardım gönderelim, onları gözden geçirelim falan. Bunu ama ülke isterse, bunu da çok kibar bir şekilde söylerler. Yanlış anlaşılmaktan çok korkarlar. Kimsenin işine müdahale ediyor olmamaktan. Aynı şekilde mesela Batı basını diyor ki, şeyi eleştiriyor. İşte Çin vaka gizlemiş bilmem ne de Dünya Sağlık Örgütü de onları övmüş de övmüş. O sırada Batı basınında çıktı bunlar. Hem de bu gayet ciddi. Yani Fransa'da falan böyle işte bilinen, sadece ama çok ana akım ve çok iyi bilinen gazetelerin baş yazılarında böyle şeyler yazıldı. Ne yapsın? Dünya Sağlık Örgütü Çin'e diyemez ki. İzle bakayım bana bakalım. Böyle bir şey yapamaz yani. Hiçbir ülkeye yapamaz. Evet. Ancak şey der, o kadar şahane çalışıyorsunuz, süper güzelsiniz. Özellikle kamuya açık yaptığı açıklamalarda işte kapı arkasından da şey der. Ya bir an önce şu şeyleri de alsak, hani verileri gönderseniz falan derler. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerle ilişkisi budur. En son gördüğüm komiklik de şeydi, bu bir komplo teorisi. Sanıyorum Amerika'nın merkezinden yayılıyor bu oradaki tutucu odaklar tarafından. İşte Dünya Sağlık Örgütü İtalya'daki doktorların otopsi yapmalarını yasaklamış koronalı hastalara. Ama onlar buna rağmen yapmışlar gizli gizli ve bulmuşlar ki aslında korona diye bir şey yok falan. Bu minvalde böyle bir sosyal medya asparagası dolaşıyordu ortalıkta. Yani biraz Dünya Sağlık Örgütü'nü artık siz de biliyorsunuz böyle bir şey yapması mümkün değil. Yani herhangi bir ülkede herhangi bir şey yapılmasını yasaklayamaz Dünya Sağlık Örgütü. Teşebbüs bile etmez. Hem buna yetkisi yoktur. Hem de dediğim gibi bütün ipler üye ülkelerin elindedir. Kimse öyle çok fazla küstürmek, kızdırmak istemez. En sonda şeyi anlatayım. Yani bu Trump'ın son zamanlarda yaptığı komiklikler. Komiklik diyorum artık. İşte Dünya Sağlık Örgütü'sü Çin merkezliymiş falan filan. İşte Tedros'u da zaten Çin seçtirmiş. Olabilir yani, o seçimi çok yakından dinlemedim, izlememiştim. Çinliler desteklemiş olabilirler ve Çinlilerin Afrika'da bir sürü ülkeyle iyi ilişkileri olduğu için etkili de olmuş olabilirler. Ama zaten Afrikalılar bir Afrikalıya oy verir genellikle. Yani o zaten Afrikalıların desteğini alarak aday olmuştur. O arada bir sürü tabii kulis olur, at pazarlığı falan olur. Doğru, Çinliler desteklemiş olabilir. Buna şaşırmam. Bir sürü ülke birilerini destekler. Ama şunu söyleyeyim ya, Amerika'nın kesinlikle karşı çıkacağı birisini hiç kimse seçtiremez.
Hiçbir Birleşmiş Milletler Kurulu'na seçtiremez. Orada bir genellikle bir böyle hafif bir denge, bir anlaşma vesaire oldu. Kaldı ki dediğim gibi yani çok başarılı bir sağlık bakanıydı gerçekten Tedros. Yani ben bir halk sağlıkçı olarak öyle düşünüyorum. Etiyopya'da yapılan şeyleri yerinde gördüğüm için de öyle düşünüyorum. İnanılmaz işler başarmış. Çok başarılı bir bakandı. Ve o dönem onu en çok övenlerin arasında Amerikalılar var. Evet. Dolayısıyla yani adamı Çinci Minci gibi göstermek komik. O da buna çok içerlemiş herhalde. Aslında çok diplomat ve böyle çok çok böyle diplomatik, nazik konuşan bir adamdır. Böyle yavaş sesle. İşte siz Çin merkezliymişsiniz deyince gazeteciler şey diyor, ben Çin merkezli değilim. Herhangi bir ülke merkezli olmak çok yanlış bir şey. Ama illa bir merkezli olacağım söylenecekse, herhalde bunu kızdığı için artık söyledi, Amerika merkezli olduğumu söylenmiştir diyor. Yani doğru, çünkü Amerika'ya bağımlı esas olarak paranın çoğu oradan geldiği için. Yani dolayısıyla bunlar böyle Batı basınında kaynatılan ve işte belli kesimlerin kendi kabahatlerini örtmek için günah keçisi arama faaliyetleri esas olarak ya da kendiniz değerlendirin, ama yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yapısı böyle olduğu için açıkçası şu ya da bu merkezde olduğunu düşünmek çok doğru değil. Ha, eleştirilecek tarafı yok mu? Çok var Dünya Sağlık Örgütü'nün, diyorum ya ben onun için gittim, master yaptım public, kamu yönetiminde. Çünkü ya bunlar hantal örgütler, bir sürü politik pazarlık olur içinde. İşte herkesin bin tane çıkar çatışması olur, işler yavaş gider, etkin çalışmazlar falan filan. Bir sürü daha iyi olmasını umut edeceği şeyler vardır ama yapılarından dolayı denge unsuru olmak zorunda oldukları için, çok insana hesap vermek zorunda oldukları için zaten çok atak ve hızlı olmalarını beklemiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in bütün kurumlarından beklenen esas olarak birleştirici olmaları. Yoksa atak ve etkin olmaları değil. Yani bunu yapamazlar doğaları gereği. Başka soru? Eyvah, bağlantı gitti galiba. Merak ettiğim de bir soru, bu konu hakkında ne düşündünüz? Birçok kişi Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi çok geç ilan ettiğini söylüyor. Yani 3 ay kadar bir süre geçmişti ilk vakanın tespit edilmesinden. Yani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Size geç mi ilan etti, erken mi ilan etti? Oldu. Yani sen de aslında biraz bahsettin. Şimdi bir şeyi geriye bakıp söylemek başka, kolay. O anı yaşarken bu kararları vermek çok kolay. Mesela zor. Mesela şey işte niye Çinliler daha önce bildirmediler? Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş geriye bakıldığında mesela geçenlerde Fransa'dan bir yayın yapıldı. Aralık ayında yoğun bakımda yatıp ölen bir zatürre vakasının serumlarını saklıyorlarmış bütün hastanede yatan hastaların. Serumunda koronavirüs buldular. Ama tanıyamamışlar. Üstelik adamın onun da çocuğu, o çocuğu da hastaymış. Benzer bir zatürre geçiriyormuş. Yani her an biz günlük hayatımızı yaşarken her an etrafımıza bakıp aa burada yeni bir etken mi var? Aa acaba pandemi mi olacak? Böyle yaşamıyoruz tabii. Yani şimdiye kadar son 20 yılda belki en az 20 tane değişik etkenle çeşitli salgınlar oldu. Bunların yani bunlardan bir tek domuz gribi denen halk arasında H1N1 için pandemi ilan edildi. Mesela o karar yüzünden de Dünya Sağlık Örgütü çok eleştirildi. Ben de eleştirdim o zaman. Çünkü ölüm oranı yüksek bir şey değildi. Lüzumsuz panik yaptılar. Biraz da şey diye düşünmüştüm ben kötü. İşte bu vesileyle daha çok para toplarlar emergency fundlarına. Onu düşündüler Allah bilir falan diye. Kendimce teoriler de yapmıştım. Mesela onda da o zaman da niye hemen pandemi ilan ettiniz? Herkesi paniğe sevk ettiniz. İşte Fransa hükümeti protesto etti. Sizin yüzünüzden bir sürü aşıya para yatırdık. Türkiye'de de hatırlıyorsunuz bir sürü paralar verilip o aşıyı stokladılar. Sonra ellerinde kaldı.
O zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı aşı yaptırmayı reddedince hiç kimse aşıyı yaptırmadı ve kaldı o stoklarıyla. Dünyanın da parasını harcamışlardı. O zaman da eleştirildi. Şimdi burada da Dünya Sağlık Örgütü, ya bir grup şüpheli vaka bildiriliyor Çin'den. 40 kişi, 41 kişi işte yavaş yavaş artıyor. Bir kere önce insandan insana bulaşıp bulaşmadığını anlamak için bir 20 gün geçiyor. Sonunda insandan insana bulaştığına ilişkin kanıt oluyor. Ne yapıyor? Uzman kurullarını çağırıyor. O kurullarda da gerçekten dünyanın en iyi salgın bilimcileri var. En iyi mikrobiyologları var. İşte en iyi enfeksiyoncuları var. Var da var. Onlar bakıyorlar eldeki verileri ve diyorlar ki bu verilerle biz şu anda bunun uluslararası bir tehdit olacağına ilişkin bir kanıta rastlamadık. Yani tekrar bakalım, bir süre geçsin, tekrar değerlendirelim durumu diyorlar. Yani yapabildikleri en iyi şey o. Onun üzerine 10 gün sonra bir daha yapılıyor. İşte o zaman da uluslararası tehdit olan kriz deniyor. Bu arada yani 30 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü dedi ki bu uluslararası aciliyeti olan bir sağlık krizi, bir halk sağlığı krizi diye ilan etti. Amerika'da 21 Ocak'ta ilk vaka tespit edilmişti. Hiç harekete geçmediler. 30 Mart'a kadar hiçbir şey yapmadı. Yani İtalya'da sağlık sisteminin çöktüğünü gördüler. Yine harekete geçmediler. Yani politikacılara ne demeli? Ya İngiltere, biz yani vaka sayısı göklere çıktı. Bizimle aynı dönemde şeye başladı. İşte tedbir almaya. Hatta biz okulları kapatmıştık. Bizden sonra kapattılar. Evet. Yani şimdi geriye dönüp suçlu ararsanız buradan eleştirmek çok kolay. Yani bugün durduğumuz tarihten bakarak geçmişi eleştirmek çok kolay. Ama o sırada insanlar nereye evrileceği belli olmayan, önünde bir sürü olasılık olan bir şeye bakıyorlar ve bir karar vermeye çalışıyorlar. Ben açıkçası geç kaldığını falan düşünmüyorum Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanında. Yani ancak bu kadar olabilirdi diye düşünüyorum. Yani kötü olan bu virüsün kendisinin çok hızlı bulaşıyor. Yani bulaşma hızının çok yüksek olması ve belirtisiz seyretmesi. Yani şimdiye kadar olan salgınlardaki etkenler, daha ölümcül olanları vardı. İşte Ebola, SARS bilmem ne daha ölümcüldü ama bu kadar hızlı bulaşmıyorlardı. Ve belirtiler çıktıktan sonra bulaştırmaya başlıyorlardı. O zaman da zaten hastanelik olmuş ve tecrit edilmiş oluyordu bu vakalar. Yani koronanın öyle sinsi bir özelliği var. Bu yüzden pandemi haline geldi diye düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum bu soruya cevap verdiğiniz için. Şimdi bir sonraki soruma geçelim. Diyetçilerden var mı sonra? Şu anda aslında şikayet geldi. Siz tam göremiyor musunuz yorumlardan dolayı? Nasıl o yüzden kapatmış istiyorum. Bilmiyorum. Yani yorumlardan kaynaklı. Hani sizin kısmınızı neredeyse tamamen kapatıyoruz. Olabilir tabii. Yani bu ay tatile falan şey yapıyoruz. Öyle teknik kameralar yok. Böyle oturunca daha iyi mi? Şu anda iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Ayrıca şeyi de söylemek istiyorum. Son 10 dakikada yani saat 35 geçeden itibaren bir soru cevap yapmayı düşünüyorum açıkçası. Yorumlarda sorulan soruları sormak istiyorum. Yorumları açıyorum. Siz sorularınızı yazın. Biz cevaplayacağız. Şimdi, Allah Allah. Tamamdır. Açtım. Şimdi bu işin bir de başka bir yönü daha var. En başta ülkeler vardı. Gezi ve emojilerden göremiyoruz diyorlar. Hala öyle mi? Bilmiyorum. Yazarsanız seviniriz. Evet. Yorumları bekliyoruz. Tamam. Evet. Belki bu eski bir şey. Tamam. Evet, olabilir. Ben diğer soruma geçiyorum. Birçok konuya değindik. Fakat benim ilgimi çok çeken bir konu var. Bu konu aşı üretimi meselesi. Çünkü burada artık iş devletlerden ve sağlık kuruluşlarından çıkıp birazdan maddiyata da dayalı oluyor. İşin içine ilaç şirketleri de giriyor. Fakat bu maddiyattan kaynaklı olarak fakir ülkeler aşıya ulaşamıyorlar aşı çıktığı zaman. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Acaba nasıl bir strateji izlenebilir fakir ülkelerin de aşıdan yararlanabilmesi için? Evet. Ya bu çok önemli bir konu. Çünkü size AIDS'in hikayesini kabaca anlatayım. AIDS için
İlaçlar geliştirildi 90'lı yılların başında, artık AIDS'ten ölümü engelleyecek, AIDS'i kronik bir hastalığa dönüştürecek tedaviler geliştirilmişti. Ama bunları sadece zengin 7 ülkenin vatandaşları kullanabildi. Çünkü bir ilacın yıllık maliyeti 10 bin doların üzerindeydi. Yani bunu evet, bırakın Afrika'da falan, yani Türkiye'de, Brezilya'da, Tayland gibi orta gelir grubundaki ülkelerde bile herhangi bir insanın böyle bir şeyin altından kalkması mümkün değil. O ülkelerin sağlık bütçelerinin buna yetmesi mümkün değil. Yani Brezilya'da, Tayland'da ve Afrika'da birçok ülkede yani çok ciddi sayılarda insan vardı. Hangi birisine ilaç yetiştireceksiniz? Ve bu kavga, yani bu işte ilaç şirketlerini zorlama, yani ilacın maliyeti o kadar yüksek değil. Aşırı kar var orada. Diyorlar ki biz geliştirdik ilacı. İşte araştırma geliştirme şeyimiz var. Aslında ilacın üretim maliyeti atıyorum yıllık 200 dolar bile değil, ama onları 10 bin dolara satıyorlar. Bunun kavgası çok uzun süre sürdü. Dünya Sağlık Örgütü aracılık yapmaya kalktı. Hiç konuşmaya bile yanaşmadılar. Yani fiyat konusunu konuşmaya bile çalıştı. Resmen salladı ilaç şirketleri. Ne oldu? Bir kere acayip aktivistler vardı tabii AIDS'te. Yani belli grupları etkilediği için diyeyim, daha çok etkilediği için oradan gelen bir politik aktivasyon vardı. O aktivistler giderek artan şiddetlerde eylemler yaptılar. Bir kısmı da bazı ilaç şirketlerinin yöneticilerini tehdit ettiler. İşte en son New York borsasını bastılar ve ilaç şirketlerinin hisse senetlerinin alım satımını durdurdular. Ki hani hepsi tutuklandı tabii, ama ya böyle gözü kara şeyler yaptılar. İkincisi, birkaç ülke başını çekti. Güney Afrika, Tayland ve Brezilya. Bu ülkeler çok ciddi protesto ettiler ve tehdit ettiler ilaç şirketlerini. Sizin diğer ilaçlarınızı da almayız, bize farklı bir fiyat vermezsiniz diye. Ve artık bütün bunların da etkisiyle iş ayyuka çıktığı için Birleşmiş Milletler, yani Birleşmiş Milletler de böyle çok diplomatiktir, hiçbir şey açıkça söylemez, hiçbir belgesinde lafı dolandırır. Ama açıkça dedi ki ilaç şirketlerine, sizin kar hırsınız yüzünden milyonlarca insan ölüyor. Bütün bunlar olunca ve o arada alternatif tedaviler de gelişmeye başlayınca ilaç şirketleri nihayet ucuz fiyatta vermeye kabul ettiler. 2002 ya da 2003'tü sanıyorum. Ama aradan 13 yıl geçmişti. O sırada milyonlarca insan öldü Afrika'da ve Güneydoğu Asya'da ve Latin Amerika'da. Yani aynı şey burada da olabilir tabii. Yani şimdiden başladı zaten, görmüyor musunuz? Nasıl bir kere sahte yayın pazarı açıldı. Böyle sürekli yayın yapılıyor bilimsel adı altında. Bunların hiçbiri bilimsel dergilere gitmiyor. Doğrudan basına sızdırılıyor. Yok şu ilaç etkili, yok bu bilmem ne etkili falan. Hatta bugün belki okudunuz, bilmiyorum, Guardian haber yapmış. Bazı bilimsel sitelerde de çıktı. Yani Lancet ve New England Journal of Medicine gibi çok böyle prestijli, gerçekten orada bir makale yayınlatmak çok zordur. Çok sık eleyip ince dokurlar. O dergilerde çıkmış bir takım verilerin, bu hidroklorokin araştırmasıyla ilgili verilerin tamamen sahte üretildiği ortaya çıktı. Ya bir şirket, işte bu datayı ben topladım ülkelerden diye böyle yayın yapmış, öyle bir data yok ya, o ülkelerden toplanmamış falan. Ya o kadar büyük bir ahlaksızlık, yani... Salgının boyutu büyüdükçe ahlaksızlığın boyutu da büyüyor. Maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani çünkü çok meşhur olmak mümkün bu salgın sayesinde. Çok çok para kazanmak mümkün. Düşünsenize, milyarlarca insan korkuyor şu anda koronadan. Bütün hükümetler korkuyor. Her ülkede var. Yani nasıl bir gelir kaynağı? Çok şiddetli savaşlar göreceğiz. Yani savaş dediğim hani silahla değil, ama en az onun kadar öldürücü, hani top tüfek kullanıldığı kadar öldürücü ya da öldürücü olma potansiyeli taşıyan şeyler göreceğiz. Şimdi aşı gelişecek mi? O ayrı bir tartışma. Enfeksiyoncuların bir kısmı hiç umutlu değil. Gerçekten RNA virüslerine karşı şimdiye kadar başarılı bir aşı elde edilmiş değil. Kalıcı bağışıklık olacak mı, olmayacak mı? Bunlar hep tartışma. Ama belki ilaç geliştirecek. Ya hatta önleyici bir ilaç geliştirecek. Ya da ne bileyim, maruz kalma riskinizi azaltabilen maddeler bulunabilir. Ya da en azından bunların hiçbiri olmasa bile tedavinin daha etkili bir hale getirilme şansı çok yüksek buluyorum ben. Yani çok da vaka var. Dolayısıyla tecrübe çok hızlı birikiyor.
Yani tedaviler mutlaka daha sofistike, daha başarılı bir hale gelecek. Ama buradaki pazarı kim kontrol edecek? Yani kavga daha bunların lafı edilmeden, yani Trump daha koronanın önemli bir sorun olduğunu kabul etmeden önce gidip Almanya'daki bir şirketi satın al, yani Amerika'ya getirmeye kalktı. Aşı üzerine çalışan bir şirket. Dedi ki sadece Amerika için üretim yap, araştırma branşını, araştırma grubunu da Amerika'ya taşı. Almanya merkezli, Amerika'da da şubesi olan bir şirkette bu görüşmeyi yaptı. Yani Alman hükümeti durumdan hemen haberdar olup şey koparması, gürültü koparması ve ihtimal şirketinde şeyini çektiler biraz dizginlerine. Yani adam öyle bir şey yapacaktı. Götürecek o şirketi ve o şirket sadece Amerika için üretim yapacak. Tabii dünya için de yapacak ama kimilerine karlar elde ederek yapacak. Yani işte AIDS ilaçlarında olduğu gibi inanılmaz fiyatları falan pazarlayacak. Yani onun kafası öyle çalışıyor iş adamı olduğu için. Şimdi Avrupalılar bunu eleştirdiler. Çok ayıp, çok ayıp falan dediler. İşte bütün ülkelere şey yap, biz yapmalıyız falan. Eleştirdiklerinden yani 2-3 hafta önce İngiltere hükümeti şey açıkladı. Bir işte kamu özel ortaklığı kurmuşlar AstraZeneca'yla. Bir aşı üzerine çalışıyorlar. İşte London School of Hygiene ve Tropic'te var. Çok böyle prestijli bir okuldur. Imperial College var. Kraliyet Koleji falan. Yani böyle bir ortaklık kurulmuş. Bunlar işte aşıya çok yakınlarmış. Eylül-Ekim'de üretebilirlermiş. Ama ilk 30 milyon dozu İngiltere için üreteceklermiş. Yani şimdiden başladı bunun şeyleri. Peki o ilk 30 milyon dozu İngiltere'de. Öbür kalan dozları kime vereceksiniz? Kaça vereceksiniz? Yani bu konuda hiçbir açıklama yok. Yani tabii çaresiz miyiz? Yani nasıl AIDS için bir sonuçta ittifak kurulduysa bazı hükümetler, işte STK'lar, aktivistler arasında şimdi benzeri yapılmaya çalışılıyor. Dünya Sağlık Asamblesi Mayıs'ta oldu. O sırada işte Costa Rica'nın, mutlu insanlar ülkesi Costa Rica'nın ve Şili'nin başkanları bir araya geldiler ve bir çağrıda bulundular. Bir havuz oluşturalım. Bütün bilgiler, telif hakkı şu bu olmadan, bütün araştırma bilgileri bu havuzda toplansın ve herkese açık olsun. Yani bütün bilim insanlarına açık olsun diye bir çağrıda bulundular. Ha, bu gerçekleşir, gerçekleşmez bilmiyorum ama yani bu olmasa arkasından mutlaka başka girişimler gelecek. Ha, mesela Oxfam dünyanın yoksullukla mücadele eden en büyük STK'larından biridir. Oxfam'la UNAIDS birlikte bir açıklama yaptılar ve bunun için mücadele edeceklerini söylediler. Yani koronaya karşı geliştirecek bütün tedbirlerin telif hakları, bilmem ne, patent falan gibi saçma böyle sınırlayıcı şeylerden muaf olmasını talep ediyorum dünya insanlığı için diye öyle bir bildiri yayınladılar. Yani bunlar bir noktada mutlaka bunlar kazanacak ama işte o noktanın çok geç olmamasını dileyelim. Yani o da ne kadar çok insan bunun farkına varır ve bu tür alternatifler için uğraşır, emek verirse o zaman gerçekleşir diye umuyorum. Yoksa gerçekten dünya, yani korona bizim için bir ayna oldu. Yani yarın reportta yazı yazacağım, bunu yazmayı düşünüyorum. Ne kadar çirkinliğimiz varsa, ne kadar kötülüğümüz varsa onu bize gösteren, üstelik büyüterek gösteren bir böyle... şey miydi o, konveks ayna mıydı? Yani öyle bir dev aynası görevi yürütüyor şu anda bu pandemi. Umarım iyi şeyler için de aynı şey olur. Yani iyi şeyler de büyür, iyi güçler de kuvvetlenirler. Çok teşekkür ediyorum Nuriye Hanım. İsterseniz yorumlarda sorulan sorulara geçelim. Tamam. Ben baştan itibaren sorulan soruları hemen... sorayım. Hı hı. Kısıtlamalar kalkınca ne bekliyorsun? Artış olacak mı diye sormuşlar. Ya şimdi tabii maalesef dengeler gözetiliyor. Yani bana bir halk sağlıkçı olarak sorarsan yani evet biraz yani erken gibi geliyor ama bir taraftan da yani
insanları da açlıkla karşı karşıya bırakamazsın. Yani bakın Amerika'da günlerde olanlara. Yani tabii orada kronik bir ırk problemi var. Irk ayrımı problemi var. Orada kronik bir polis şiddeti sorunu vardı. Yani yıllardır sürekli insan ölüyor ve hepsi böyle haksız yere. Bu çok dramatik belki ama benzer ölümler daha önce de oldu. Protestolarda oldu. Ama niye bu kadar şiddetli ve niye insanlar artık buralarına gelmiş gibi sokaklılar? Çünkü buralarına geldi işsizler. Evet. Yani işin bir de o tarafı var. Yani tamam koronadan koruyalım ama bu sefer işte tamam ekonomi durursa bizim ülkede de öyle. Yani %10'u nüfusun TÜİK'in resmi istatistiklerine göre günü gününe yaşıyor. Yani günlük aldığı ücretle günlük sokakta satarak kazandığı şeyden geçiniyor. Kaldı ki yani o şimdi bu açılımla bile onların bir kısmı işlerine yeri bulamayacaklar. Çünkü istediğin kadar açıl, eskisi gibi olmayacak hayat. Yani olamaz. %80 şey yapsa bile yine %20 tedbirli bir grup olacak ve kimse eskiden olduğu gibi harcayıp rahat rahat günün ferahlığıyla davranmayacak. Ekonomi küçülecek. Yani bizi biraz öyle bir sosyal hayat bekliyor. Zaten hani bir hekim olarak soruyorsanız da şunu söylüyorum. Bence hiçbir şey bitmedi yani. Hala ortada yani resmi ilan edilen enfeksiyon sayısı bile hiç az değil. Yani bu enfeksiyonun, bu virüsün bulaşma kapasitesini düşünüyorsunuz. Ve unutmayın her zaman resmi ilan edilenin veya çok az belirtiyle gidiyor. Veya gidiyor işte test yaptıramıyor. Testin enfeksiyonu saptama olasılığı %50 civarında. Yani en iyi durumlarda bile %69, böyle çok bilimsel araştırma için yapılan durumlarda. Yani sahada çalışan arkadaşlardan, enfeksiyonculardan da beni doğruladılar onlarla konuştuğumda. En fazla %50. Yani test negatif gelen insanların önemli kısmı aslında test pozitif. Dolayısıyla sayılar İlan edilen resmi rakamlardan fazla. Bunu şey anlamında söylemiyorum. Bakanlık gizliği falan. Öyle bir şey söylemiyorum. Yani doğal olarak yani bu virüsün özelliklerinden dolayı ve yani hizmetin özelliklerinden dolayı bunu böyle tahmin etmemiz lazım. Onun için kendimizi korumaya devam etmemiz lazım. Evet. Tabii bu benim için kolay. Yani ben evde oturuyorum. İşte Instagram'dan yayın yapıyorum. İşimi yapmış oluyorum. Her gün otobüse binip işe gidip gelmek zorunda kalan İstanbullular ne yapacak bilmiyorum gerçekten. Yani onlara söyleyecek hiçbir cevabım yok ve çok üzülüyorum. Ne kötü ki işte diyorum ya, bu bir ayna ve bize kötü yanlarımızı gösteriyor. İnsanların önemli bir kısmı böyle yaşamak zorunda. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu konudan bir şey daha sormak istiyorum, aklıma takıldı. Sizce %100'e yakın doğruluk oranı veren testler bulunabilir mi? Ne kadar süre alır bulunursa? Yani bilmiyorum. Yani o biraz virüsün özelliklerine, tesadüfle falan. Mutlaka yani daha hassas şeyler geliştirilecek. Mesela şimdi antikor testi, ilk başta bir sürü uyduruk antikor testi piyasayı kaplamıştı. Yüzlerce çeşidi. Bir de işte böyle bir pazar olduğu için herkes atlıyor. İşi bilen bilmeyen, iyi yapan yapmayan herkes antikor testi geliştirdi. Şimdi ismini vermeyeyim, bir büyük ilaç şirketinin geliştirdiği bir antikor testi. İşte Amerikan FDA'sından da onay aldı ve yaptıkları yayınlara doğru ve göre ve FDA'nın onayladığı şeyde de, dokümanda da işte %99'dan daha yüksek bir duyarlılığı olduğu söyleniyor. Yani duyarlılık ne demek? İşte 100 enfeksiyondan en az 99'unu yakalıyor demek. Yani işte o kullanılmaya başlanacak herhalde. Galiba Türkiye'ye de gelmiş bir iki özel hastanede ve bazı birkaç üniversite hastanesinde olduğunu duydum. O da bir katkıda bulunacak. En azından enfeksiyonu geçirdiniz mi, geçirmediniz mi? Onu öğrenmek açısından. Yani nasıl antikor, şunun için söylüyorum. Nasıl antikor testleri hızla düzeldiyse, kalitesi arttıysa, eminim bu PCR testi de, şu an kullandığımız tanı testi de, onun içinde daha iyi yöntem bulunacak. Hatta şimdi bir problem de tabii örnek almak çok zor. Daha böyle faringsin arkasından alıyorsunuz. Sağlık çalışanı için de büyük risk.
Ve sağlık çalışanları o yüzden biraz da uzak duruyorlar alırken ve tabii başarısızlığı artıyor testin öyle olunca. Yeterli örnek alamıyorlar. İşte kendi ağzını çalkalayıp yaparsan öyle ona cevap veren testler vesaire. Bunlar üzerinde çalışılıyor. Yani dünyada bu konuda çok teknoloji birikimi, çok araştırma altyapısı var. Ben bunların yani böyle birkaç ay içinde falan birçoğuna cevap bulabiliriz diye düşünüyorum. Esas bulamayacağımız cevaplar sosyal problemlerle birleştiğinde ortaya çıkıyor. Yani evet. Yoksulları, kötü koşullarda yaşayanları, kötü koşullarda çalışanları, onları nasıl koruyacağız? Yaşlıları nasıl koruyacağız? Bir sürü ülke yaşlısını koruyamadı. Yani Avrupa'nın durumu içler arası bir insan hakları şeyi açısından baktığına yaşlıları başına gelenler çeşitli ülkelerde korkunç yani. Onları çözmek daha zor olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Artık yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Çünkü 2 dakikamız kaldı neredeyse. İsterseniz bir soru daha alalım ya da kapanışı yapalım. Nasıl tercih edersiniz? Siz bilirsiniz. Varsa yoksa soru kapatalım. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için Felsefe Akademisi'ne. İnşallah iyi bir sohbet oldu katılanlar. Umarım. 5 yaşlı sütüyle ilgili bir soru soruyor. Yani son. Bu da mesela çok üzücü bir şey. Yani Avrupalılar yaşlılarını koruyamadılar dedim. Bizde böyle zaten biz çok koruyucu, kollayıcı bir toplumuzdur ya, çocuklarımızı da öyle büyütürüz yani. Ona gitme, buraya gitme, dışarı gitme, sinemaya çıkma, arkadaşlarına buluşma, evet. Balkon kenarına gitme, düşersin falan. Aynı şeyi şimdi yaşlıları da yapıyoruz. Yani işte sizin başınıza çok kötü şeyler gelir. O zaman sizi eve kapatıyoruz. Ne güzel bir çözüm. Yani toplumda hastalığı sınırlamak yerine işte hastalık riski olabilecekleri eve kapatmak ve üstelik bunu tavsiye kararı da değil, zorla yapmak. Bir de bana en kötü geleni, efendim işiniz gücünüz varsa, esnafsanız, iş adamıysanız, bilmem neyseniz, 65 yaş üzerinde olsanız da çalışacaksınız. Sağlık personeliyseniz zaten çalışmak zorundasınız, hayır diyemiyorsunuz. Ama diğerlerini zorla eve kapatıyoruz. Ya bu şey demek, sizin ekonomik bir değeriniz yok. İşe yaramıyorsunuz, evde oturabilirsiniz. Yani bu bence kabul edilebilir bir yöntem değil. Evet, gerçekten kendisini koruması lazım yaşlıların.